Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi böyle aralarında araşalı su yolu gibi giden bir örgü anlatacağım. Bakın arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim. İstediğiniz tarafı da kullanabilirsiniz ama biz ön yüzü olarak şöyle de likralı örgü gibi. Şimdi bir örneği ve arası için 5 ilmeğe ihtiyacımız var. Örneği 3, arası da 2, toplamda 5 ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Hemen örneğimize başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz modelimizde. Çok kolay bir örgü. Alt ucuna bir düz bir ters lastik yaptık. Sizler dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra modelimi hemen şöyle ilmeklerimi attıktan sonra arka yüzün tamamını ters örmeyeceğiz. Bakın şöyle. 2 düz, burası arka yüzü, 3 ters olarak modele başlıyorum. Arka yüzden başlıyoruz modelimize. Yine 2 düz, 3 ters. Ve kenar ilmeği ile devam edeceğiz değerli izleyiciler. 3 tane de ilmeğimi ters örelim. 2 düz. Sıramı bu şekilde tamamladım. Arka yüzü bu şekilde tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimden sonra buradaki 2 tane aroşayı örüyorum. Sonra bir ilmek bakın. Şöyle doladım. Bir ilmek. Bir. 2 tane ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi aroşa ördüm. Sonra bu 2 ilmeği o bir aroşa örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçirdim. Bıraktım. Ve bir ilmek doladım tekrar. Arada 2 tane aroşa örüyorum. Şimdi modeli yine tekrar ediyoruz bakın. Bir ilmek doluyorum. Sonrasında 2 tane ilmeği örmeden aldım. İpim arka yüzde, şimdi ön yüze aldım. Bir tane aroşa ördüm. Bu 2 ilmeği aroşa örmüş olduğum bir ilmeğin üzerinden geçirdim, bıraktım ve bir ilmek doladım. Yine toplamda 3 ilmeğim oluyor. Bak. Arada 2 tane aroşa örüyorum. Şimdi yine bir ilmek doluyorum. Bir, 2 tane ilmeğimi örmeden aldım. Bir aroşa. Bu işlemi ön yüzde yapıyorum. Sonra şöyle bakın. Geçirdim, bıraktım ve bir ilmek doladım. Yine 2 tane ilmeğimi aroşa örüyorum ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüze geldim. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum bakın. 2 düz, 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz, 3 ters. Yine 2 düz, 3 ters olarak devam ediyorum. Siz arada örneğimi yakından izleyin. Bir sırada anlatalım. Ve bugünkü videomuzu tamamlayalım değerli izleyiciler. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. Bakın. 2 tane aroşa ördüm. Bir ilmek doladım. 1, 2 ilmeğimi örmeden aldım. 3. ilmeğimi aroşa örüyorum. Bu örmeden almış olduğum 2 ilmeği aroşanın üzerinden geçirdim, bıraktım. 1 ilmek doladım. Yine 2 aroşa. Tekrar bakın, bir ilmek doluyorum. 1, 2 ilmeği örmeden alıyorum. 1 aroşa örüyorum. İkisini üzerinden geçirdim, bıraktım. 1 doladım. 2 aroşa. Yine bir ilmek doluyorum. 2 ilmeği örmeden bir aroşa. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Arka yüzü görüldüğü gibi örüyorum değerli izleyicilerim, bakın. 2 düz, 3 ters.
2 düz, 3 ters olarak devam ediyorum. Çok basit ve kolay bir örgü bu. Şöyle hemen bundan at kadar, ır kadar da yapabilirsiniz kendinize. Ben sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Hem basit hem de zevkli bir örgü. Umarım sizler de beğenip yaparsınız değerli izleyicilerim. Dediğim gibi her yaşa uygun bir örgü modeli. İster bebek takımlarında, ister kendinize ırkalar, yelekler, atkılar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü diyelim. Hemen sizlerle konuşurken bir sıra daha böyle geçtim. Tam örneğimde anlaşılsın diye. Bakın. Sonra iki tane de araş ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Ben örgü çoğaldıkça zaten kendini gösterdi değerli izleyicilerim. İşte arka yüzün tamamını değil de 2 düz 3 ters olarak devam ediyorum. Bakın modeli. Böyle devam ediyorum. Üç numara şiş orta kalınlıkta da ip kullandım. Sizler yapacağınız modelin ne bileyim işte yelektir, ırkadır vesairedir. Ona göre de zaten iplerin üzerinde yazıyor böyle şiş numaraları. O şişlerden de kullanabilirsiniz. Yani 3 olur, 4 olur. Bakın harika bir model. Bu açık yeşil, bu koyu yeşil. İkisi de ayrı bir güzel durdu. Dilediğiniz, sevdiğiniz renklerden yaparsınız. Umarım örneğim anlaşıldı. 5 ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Başka da söylemiştim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.